Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aranın ardından yeni bir videoyla karşınızdayım. Videomuzun, açılımımızın konusu 15 Kasım yeni ayından. Biliyorsunuz ki dün bir yeni ay gerçekleşti Akrep Burcu'nda. Akrep Burcu'nda olması dolayısıyla da bence çok önemli bir yeni aydı. Bu yeni aydan almam gereken mesaj ne? Şu an içinde bulunduğum durum ne? İyileştirmem gereken mevzu ne? Ve şu an bana rehberlik etmesi gereken hayvanın mesajı ne olacak? Birinci deste böyle bir parfüm şişesi olacak. Burası. İkinci deste ise böyle bir lavanta kolonyası şeklinde olacak. İkinci deste de burası. Birinci deste, ikinci deste. Şu şekilde yani. Bir, İki, lütfen birini seçip odaklanın ve sonra destenizi izlemeye başlayın. Odaklanamazsanız ikisini de deneyebilirsiniz. Belki ikisinden de alacak olduğunuz mesajlar vardır. Merhaba, birinci desteği seçen arkadaşlarım. Şimdi bakalım yeni ayda sizin içinde bulunduğunuz durum neymiş? Çok yoğun bir şekilde iletişim ve seyahat trafiği içerisinde olabilirsiniz her şeyden önce. Sizin için biraz işlerin böyle hızlı hızlı geliştiğini görüyorum. Özellikle burada böyle ateş grubundan yani yay, aslan veya koç gibi bir karakterin kadın veya erkek hiç fark etmez. Siz de olabilirsiniz. Özellikle burada yay burcu yine tekrarlanıyor, tekrar veriliyor. Ve bunun yanında ikizler, terazi, kova burçları burada kendini gösteriyor. Siz bir karakter olabilirsiniz, karşınızdaki bir karakter olabilir. Sanki hani bir hava grubundan, bir ateş grubundan iki kişinin arasında çok nasıl desem böyle ateşli konuşmalar, hızlı yazışmalar, görüşmeler, seyahatler, bir haber trafiği varmış gibi. Eğer böyle bir durumun içinde değilseniz, sizin içinde bulunduğunuz durum bu olabilir. Şu an çok atik, gereğinden hızlı, hayatınızın yoğun aktığı bir dönemin içinde olabilirsiniz veya bu döneme girecek olabilirsiniz yeni ay ile birlikte. Zaten Mars'ta duran hareketten çıkıp ileri hareketine başlayacaktı. Sanki sizin hayatınızda bir şeyler hızlanıyor. Ama özellikle bazılarınızın ikili ilişkiler ve hatta romantik ilişkiler hususunda bırakması gereken bazı durumlar varmış gibi. Yani bu bir alışkanlığın, bir davranış biçiminin, bir yöntemin bırakılması olabileceği gibi tamamen o kişiden uzaklaşmak olarak bile tezahür edebilir. Bir kısmınız özellikle şurada şu kartı birlikte gördüğüm için söylüyorum. Stok durumların içine fazla daldıysa, enerjisini fazla bir şekilde akıttıysa birilerine bu stok enerjisinden uzaklaşmalı. Yani birilerini izliyor olabilirsiniz. Evet. Hatta bayağı yoğun bir şekilde kendi hayatınızı unuturcasına başkasının, özellikle o bir kişinin hayatına çok fazla kendinizi adapte etmiş, sürekli onu düşünüyor, sürekli onu takip ediyor, sürekli onu istiyor olabilirsiniz. Burada bir bağ kesme yapmanız gerekiyor açıkçası. Çünkü ne demiş bakın. Burada iyileştirmeniz gereken konu için açmıştım buradaki kartları. Geçmiş ilişkilerden gelen eski bağların hepsini temizleyerek seni yıkıcı kalıplardan kurtarmasını iste demiş. Yani burada kendiniz bir bağ kesme işlemi yapabilirsiniz. Veya işte çok fazla birini izleyerek enerjinizi akıtıyorsanız buna artık bir son verebilirsiniz. Çünkü sanki bunu yapmanız gerekiyormuş gibi duruyor. Bunun yanında yine burada iyileştirmeniz gereken mevzu da güçlü sevecen ve bilge ruhani liderler seni kolluyor ve sana yol gösteriyor demiş. Burada aslında yani görüyorsun sanki böyle meditasyon yapan insanlar var, bir ışık var, çakralarımızın rengi var bakın. Bilmiyorum. Görebiliyor musunuz? Mavi, mor, yeşil, işte beyaz, sarı. Bunun gibi. Sanki bazılarınızın özellikle şöyle meditasyon yapıp kendi içine dönmesi gerekiyormuş gibime geliyor. Çünkü yine almanız gereken mesajlarda Afrodit ve Sulis geldi. Biri içsel tanrıça ne diyor? Dans ederek, kendine iyi bakarak ve ilahiliğini takdir ederek içindeki tanrıçayı uyandır. Özellikle burada kadın arkadaşlarımın dişil enerjilerini yükseltmeleri gerekiyor. Bunu cilt bakımı yaparak yapabilirsiniz, dans ederek yapabilirsiniz, kendinize kalarak, akışta kalarak. Çünkü neden? Burada bir de su cisimleri gelmiş.
Gücünü toplamak için dere, nehir, okyanus gibi su kenarında zaman geçir. Özellikle de sanki böyle akışa kendinizi bırakmanız gerekiyormuş gibime geliyor. Sanki evet, özellikle burada kadın arkadaşlar birine çok fazla enerji akıtıyor. Belki karşı taraf bir geliyor, bir gidiyor. Siz merak ediyorsunuz ne yaptığını, ne ettiğini. Hani bir gün haber alıyorsunuz, bir gün alamıyor musunuz gibi. Ve burada size diyor ki fare geldi, rehber hayvanınız da çok da tatlı bir fare. Gözünü aç, gözünü aç. Bu ne demek? Şimdi burada aslında kart der ki ne zaman duracağını, ne zaman mola vereceğini bil. Ne zaman geri çekileceğini bil. Aslında şu bağlarını kesme mevzusu. Yani şuradaki gibi enerjini çok fazla akıtma diyor. Dediğim gibi bir kısmınız için bu ikili ilişkiler için söz konusu, bir kısmınız içinse çok fazla meşguliyetiniz olabilir. Özellikle iş hayatınızda. Kedim etrafımda fırfır dolaşıyor. Çok korkuyorum her an atlayıp beni buradan bağırtacak diye. Ayaklarımı sırmak gibi bir huyu var çünkü kendisinin. Bir kısmınızın sanki böyle orijinalliğini, yaratıcılığını, böyle nasıl desem kendine has noktalarını ortaya çıkarması gereken projeleri varmış gibi. Hani herkes bir işi bir şekilde yapıyordur ama siz böyle daha farklı bir şekilde yapıp oraya bir ilham, bir yaratıcılık getirmek zorundaymışsınız gibi. Sanki kendi yolunuzda yapmanız gereken bir şey varmış gibime geliyor. Ve özellikle bir kısmınızın dediğim gibi iş hayatını kapsıyor olabilir. Çünkü burada fazla meşguliyetten bahseder fare kartı bize. Olasılıklardan bahseder ve aslında cesaretle atılmamız gereken durumlardan da bahseder. Ve der ki hani gözünü aç ne demek? Sen detayların içinde fazla boğuluyorsun. Çok fazla detayların içinde kendini yıpratıyorsun. Lütfen der gözünü büyük resme aç. Karşına çıkan aslında fırsatlar var. Bunları değerlendir. Belki bir kısmınız yeni iş teklifleri alacak. Belki bir kısmınız şu an olduğu ilişkiyle memnun değil aslında. Artık orası miadını doldurmuş. Belki yeni bir ilişkiye yol böyle verecek. Ve der ki yine geri çekil, mola ver. Meşguliyetlerini bir sustur aslında. Zihnini sustur. Sanki yine buradaki şu temayı çağrıştırıyor bana. Meditasyon yap. Kendine yönel. Bir şekilde manevi yönünü besle. Bence siz çok maddi hayatın içinde çok böyle maddi olarak akışta kalmışsınız. Ama kendinizi ihmal etmişsiniz. Manevi yönünüzü ihmal etmişsiniz. İçsel durumlarınızı. Hani böyle ne zaman duracağını çok kestirememiş biri var burada. Çok şey bir tabir olacak ama hani kamyonu böyle freni patlamış giden bir kamyon gibi. Artık durması gerek. Böyle 5-6 adım geri çekilip öyle bakması gerekmiş gibi kendi hayatına. Gerçekten mola vermeniz gerektiğini düşünüyorum buradan yola çıkarak. Bazen çünkü ara vermek de iyidir. Evet. Sizin mesajınız bu şekildeydi. Rezen olduysanız lütfen yorumlarda bildirmeyi unutmayın. İkinci desteğe geçelim. Merhaba, ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Şimdi sizin içinde bulunduğunuz duruma, şu anki enerjinize baktığımda biraz huzursuz gibisiniz. Bir şeylerden endişe ediyorsunuz. Ve aslında iç huzurunuzu yakalamaya çalışıyorsunuz. Belki hatta kendinizi o kadar çok telkin ediyorsunuz ki bir kısmınız özellikle böyle meditasyon, yoga, ibadet sanki bu konulara yoğunlaşmış gibi. Ve sanki sürekli çevrenizde birileri konuşuyor, bir şeyler konuşuyor. Hep böyle fikirler, düşünceler geliyor, gidiyor. İçsel olarak da huzursuzsunuz ama bunu bir şekilde aslında dengelemeye çalışıyormuşsunuz gibi. Ve sanki birinin özellikle yolunu gözlüyorsunuz. Almak istediğiniz bir haber var. Bu bir ortaklık da olabilir. Çünkü bakın hayvan rehberi mesajınızda net anlaşmalar geldi. Yaban kazı geldi burada. Özellikle böyle kuş figürleri çok görüyor olabilirsiniz bu dönem. Rüyalarınızda belki kuşlarla ilgili şeyler görüyor olabilirsiniz. Beklediğiniz bir şey var ya. Sizin beklediğiniz bir şey var ve bekleme enerjisindesiniz. Özellikle bakın. Burada koç, aslan, yengeç, balık, akrep burçları çok temsil ediliyor. Yani bunlar varsa haritanızda çarpı 2 gibi alabilirsiniz. Sanki bir kısmınız su grubundan bir erkeğin yolunu özellikle gözlüyor olabilir.
Böyle birinden özellikle beklediğiniz bir teklif, bir adım, bir iletişim adımı özellikle olabilir. Göründüğü üzere. Su grubundan elbette bir kadın da olabilir, bir erkek de. Burçlara takılmayın. Veyahut da bu siz de olabilirsiniz. Kafanızda böyle birden fazla plan, program, düşünce olabilir. Bir kısmınız bazılarıyla çalışma halindeymiş gibi ya. Bir huzursuzluk var. Yani şeyin huzursuzluğu sanki ama. Bir bekleyiş var. Ve o bekleyişin verdiği bir endişe, bir huzursuzluk var. Ve sanki bunun sebebi de buradaki su grubu kişisi. Yani bu siz de olabilirsiniz. Dediğim gibi karşınızdaki herhangi birisi de olabilir bu. İlla romantik bir ilişki olmak zorunda değil. Ama böyle bir durum da var gibi. Hatta şu an şey diyesim geldi. İki kadın, bir adam. Böyle bir durum da olabilirmiş gibi burada ya. Bilmiyorum. Çok değişik çağrışımlar yapıyor. Bu aslında genel bir açılım yani. Aşk açılımı değil ama şu an verdiği çağrışımlar bu şekilde. Bilmiyorum. Peki almanız gereken mesaj ne sizin burada? Freya, cesur. Macera filiz tarafını serbest bırak, risk al ve korkusuz ol demiş. Ve Eren. Barış. Her şey son derece yolunda gitmekte olduğu için endişelenmeye gerek yok. Bakın size diyor ki her şey aslında yolunda gidiyor. Yeter ki korkma. Çünkü bir insana cesur ol. Neden denir? Korkuyorsa denir. Sizi şu içsel çatışmaya götüren bir şey var. Bir kısmınız özellikle aile, arkadaşlar bu gibi kişilerin etkisi altında kalıyor olabilirsiniz ve tamamen o içsel huzurunuzu kaybetmiş olabilirsiniz. Ve hani şey kafasına girmiş olabilirsiniz. Özellikle böyle son 7 gündür yani bir haftadır. Hani bir fanusun içindeyim. Kendimi bir fanusa kapattım. Kulağımı da keşke herkese kapatabilsem çünkü gözlerimi kapattım. Ben sadece kendi sesimi dinlemek istiyorum. Bu gibi bir durum varmış gibime geliyor. Çok böyle mavi ve sarı, turuncu, kırmızı böyle bu renkler var bakın. Yani mavi biliyorsunuz ki boğaz çakrası. Konuşulması gereken bir şeyler var. Kesinlikle konuşulması gereken bir şeyler var. Oraya geleceğim. Bunun yanında neyi, hangi konuyu iyileştirmelisiniz? Olumlu yönlerden güçlü olmak ve hayatının sorumluluğunu üstlenmek senin için güvenli demiş. Bu bana şeyi hatırlattı. Arkadaşım Milagros Astroloji bana bu hafta şeyi önermişti. Bir konuyla ilgili olarak. Ho'oponopono tekniği var ya. İşte seni seviyorum, özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim şeklinde. Burada hani bir kişiyi de karşınıza alıp onunla konuşabilirsiniz. Tabii kendi zihninizde. Kendinizi de alıp konuşabilirsiniz. Oradaki iyileşmeyi sağlamanın bir yolu olarak orada temel alınan şey aslında kişinin sorumluluğu üzerine alması. Bu bana nedense onu çağrıştırdı. Bir kısmınız, yani çoğunuz biliyorsunuzdur bu tekniği. Bir kısmınız özellikle bakın bu tarz bir şeye ihtiyaç duyuyor olabilir. Çünkü evet karşı tarafının hatalı olduğunu düşünebilirsiniz. Okey. Ama o hatalı olduğu sürece sizin düzeltebileceğiniz bir şey yok. Sanki sizin sorumluluk almanız gereken bir durum var burada. Çünkü neden? Sen güçlü bir ışık işçisisin. Güçlü olmak senin için güvenli. Ruhsal gücün ilahiye sevgi dolu hizmette büyük lütuflar getiriyor. Siz bence sezgileri de güçlü bir insansınız. Ya şuradaki fanus, ellerini birleştirip adeta böyle meditasyon yapan kadın. Bazı böyle görüler alıyor olabilirsiniz. Hisleriniz çok kuvvetli olabilir. Tarot dahi bakıyor olabilirsiniz. Ve başkalarına da aslında hizmet edebilecek kapasitedesiniz. Bence bir şifacılık da var burada. Ve dediğim gibi iyileştirmeniz gereken konu mevzusunda bence buna bir çalışın. Ho'oponopono. Değil mi? Doğru söylüyorum. Evet. Tekniğin ismini söyleyemiyorum maalesef. Hawaii dilinde olduğu için ama zaten çoğunuz aşinasınızdır buna. Nedense burada bunu çalışabilir misiniz gibime geliyor. Çünkü iyileştirmesi gereken mevzuda hani sorumluluğu üstlenmek demek beni oraya götürüyor. Şimdi gelelim şu net anlaşmalar yani ay sandalyeyi düşüreceğim. Net anlaşmalar mevzusuna gelelim. Yaban kazı mevzusuna. Şimdi burada ne vardır? Bakın yine burada da temel renk mavi. Yine boğaz çakrası geldi. Gerçekten burada açıkça konuşulması gereken bir şey var. Bence en az iki kişinin konuşması gereken bir durum var ya burada. Ve sanki böyle 2 ila 7 gün
içinde bir iletişim, bir şeyler olacakmış gibi ama neyse, dediğim gibi genel bir açılım aslında. Açık bir iletişim durumu. Bu gösteriliyor. Kim olursa olsun, iş ilişkiler olur, aile olur, eş, arkadaş, hiç fark etmez. Burada biraz böyle iletişimin açık olması gerektiğine bir vurgu var yeniden. Çünkü diyor ki aslında her şey yolunda. Ama sanki bir şeyler konuşamadım. Konuşulmadığı için bu durumda kalıyorsunuz, bu ikilemde. Ama bunun yanında neyi gösteriyor yine bize yaban kazı? Ataların bilgeliği, ataları gösterir. Azmi gösterir. Sadakat mezunu özellikle gösterir. Çünkü yaban kazları sürü halinde göç ediyorlar. Ve böyle göç esnasında eğer aralarından böyle bir tanesi hastalanırsa, yorgun düşerse, yola devam edemeyecek durumda olursa arkadaşları, onun grup arkadaşları durup onu beklerler. Ne kadar değil mi? Burada sadakat mevzusu da var ya. Evet. Burada bir sadakat mevzusu da var. Ve size diyor ki sakin ol. Sen istediğin gibi sonuçlanacak bu durum. Sadakat var. Azim var. Bunun yanında bir de ne var? Ne dedik? Atalar, kökler. Biraz böyle atalarınıza, köklerinize dönebilirsiniz. Özellikle böyle bazılarınızın atalarından gelen bir korku durumu olabilir. Ama dediğim gibi yani net anlaşmalar demek burada. Ya bir böyle ortaklığa, bir iş ortamına giriyorsunuz ya da bir kısmınız gerçekten bir ilişkiye başlıyor. Bir birliktelikten çünkü söz eder. Bakın tek değil yani yaban kazı. Evet. Sizin de bu şekilde. Rezone olduysanız lütfen yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.